ben de yardım edeyim mi? Ne? Yardım edeyim mi diyorum? İstemem. Ne? İstemem, ben yaparım. Ya neden bu kadar kızıyorsun ki yani? Anlattım işte her şeyi. İstediğini yap. Beni ilgilendirmiyor ki. Hem ben ona kızmadım zaten. E neye kızdın peki? Ben de bu evde yaşıyorum sonuçta. Bir alışverişe gidiyorum. Döndüğümde bir bakıyorum yarı çıplak bir kadın. Bir düşün, sen olsan ne yapardın? Alışverişe gidiyorsun. Döndüğünde üstümde havlu, yarı çıplak bir adam. Ne düşünürdün? Bir dakika, bir dakika. Sen beni kıskandın mı yani? Ya Metin. Yani... Ya ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Ne bileyim yani, öyle anlaşılıyor. Bazen şaka gibisin. Oh. Aa, bu ne ya? Vallahi süt yiyen falansa benimle bir alakası yok yani, haberin olsun. Buraya bir yüzük sıkışmış. Yüzük mü? Cık. Dur bakayım. Bak bir. Aa, Güven'in yüzüğü bu. Aa, Güven yüzük takıyor muydu ya? Yok yok, buna içerideyken biri vermiş. Neydi adı? Poyraz mıydı, neydi? İşte sende kalsın demiş. Neden? Ne bileyim ben, kullansın falan diye herhalde. Niye sordun ki? Babamın yüzüğü. Pardon. Efendim Metin abi. Alo Aslıcığım. Güven seninle mi? Yo. Ne oldu? Telefonu kapalı mı? Ha. Yok. Ben aslında önce seni arayayım diye düşündüm. Anlamadım. Ne söyleyeceğimi bilemedim ya. Yani kafam karıştı benim de biraz. Neyse, senin işin gücün vardır zaten. Meşgul etmeyeyim ben seni. Metin abi, bir şey mi oldu? Ya aslında oldu. Yani... Hani bu Güven içeride biriyle tanıştım demişti. Hatırlıyor musun? Poyraz diye. Ha evet. Poyraz çıkarken Güven'e bir tane yüzük vermiş. Şimdi bu yüzüğü de biz evde bulduk. Nurgül diyor ki bu yüzük babamın yüzüğü diyor. Yani benzetmiştir belki de. Sonuçta o yüzükten bir tane yoktur. Ya ben de öyle söyledim ama yani babamın yüzüğü diyor, başka bir şey demiyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.